malumunuz olduğu üzere bizler sık sık Ankara ziyaretleri gerçekleştiriyoruz ve ardından ilçemize kazandırmış olduğumuz projelerle ilgili, kazanımlarla ilgili sizlerle bilgi paylaşıyoruz. O açıdan bu hafta içerisinde yapmış olduğumuz bu ziyaretlere ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, öncelikli olarak Ünye Kaymakamımız Ayhan Dişi ve Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Kaldı ile beraber Ankara ziyaretimizi gerçekleştirdik. Tabii ki burada genel merkezimiz Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca gençlerimize yönelik olan bir gençlik kollarımızın festivali var idi. Burada da nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçeleri kapsayacak bir stand hazırlandı, bir sunum hazırlandı. Burada da Ünye Belediye'miz yerini aldı. Ünye Belediye'mizin özellikle yöresel ürünlerinin tanıtımı ve yaklaşık 145 tane ülkemizde olan diğer belediyelerimizin de sunumlarını içeren bir kompozisyon orada oluşturuldu. Hakikaten çok güzel geçti. Ünyeli hemşehrilerimiz başta olmak üzere siyasetimizin önde gelen aktörleri standımızı ziyaret ettiler. Ardından Ünye'mizin yine her zaman takipçisi olduğumuz üzere eğitim yatırımlarına ilişkin ziyaretlerde bulunduk. Bununla ilgili olarak öncelikle Ünye İmam Hatip Lisemizin üst kısmında bulunan, 4. katta bulunan Bilim Sanat Merkezi, Bilsem dediğimiz bu okulun orada uygun olmadığına ilişkin yeniden ve müstakil bir bina yapılmasına dair Bakanlığımız Emlak ve İstimlak Genel Müdürlüğü ile görüştük. İnşallah Ünye'deki Bilsem'i daha güzel bir yere, öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda hizmet etmesine mütenasip bir yere taşımanın gayretinde olacağız. Diğer taraftan da aynı şekilde Ünye Öğretmen Evimizin de mevcutta şu anda Ünye Limanı'nın karşısında bulunmuş olduğu yerdeki tadilatlarla ilgili de bir takım taleplerimiz oldu. Sayın Daire Başkanımız bu taleplerimizi yerinde gördü. Devamında da yine aynı şekilde şehrimizin batısında TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu aynı binada hizmet verdiği için mevcutta bu binanın ortaokul ve ilkokul olarak ayrı kazandırılması amacıyla bunu da dile getirdik ve orada bir ortaokul yapılmasını talep ettik. Diğer taraftan Ünye'mizin batısında ve doğusunda iki tane Anadolu Lisemiz var. Anadolu Lisemiz de diğer taraftan aynı şekilde taşımalı sistemle eğitim verdiği için çok ciddi anlamda yoğun öğrencilerle ilişkili olan bir okul. Bununla ilgili olarak da aynı şekilde şehrimizin doğu kısmında bir tane lisenin yapılması ile ilgili talebimizi ilettik. Tabii ki daire başkanımız, Ünye Kaymakamımız, Ünye Belediye Başkanımız ve ilçe başkanımızın orada olmasından dolayı memnuniyetini ifade ettiler. Bizler kendi ilçemize kazandırmış olduğumuz hizmetlerde bu zamana kadar yaptığımız gibi birlikteliği tesis etmek suretiyle inşallah bunları kazandıracağız. Çünkü devlet de gerçekten böyle üç önemli ismin orada olmasından memnuniyet duyuyor. İnşallah bu söylemiş olduğumuz yatırımları kısa süre içerisinde ünyemize kazandıracağız. Ardından Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüzle bir görüşme yaptık. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nde Kefelihan'da çocuk kütüphanesi oluşturulması ve aynı zamanda Uniport AVM'de bir kütüphane oluşturulmasına ilişkin talebimizi ilettik. Bu talebimiz doğrultusunda da Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz aynı şekilde çalışmalarını yapacaklarını inşallah burada bu kütüphane oluşumunu gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Devamında İlbank'a uğradık. Şehrimizin hali hazır harita çalışmalarına ilişkin yapmış oldukları uygulamalara binaen kendilerine teşekkür ettik. Gerçekten de Ünye'mizdeki harita çalışmalarına çok güzel katkıda bulunuyorlar. Diğer taraftan milletvekillerimizi ziyarette bulunduk. Bazı bürokratlarımızı aynı şekilde ziyarette bulunduk. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde Ünye'mizde eksikliği ve ihtiyacı bulunan diğer yatırımların da takibini hep birlikte yapacağız. Biz birliktelikten her zaman kazanım elde eden bir teşkilat ve Ünye'yiz. Ünye'de gerçekten bu zamana kadar ne yapılmış ise bunların temelinde birliktelik vardır. Bunların temelinde samimiyet vardır. Diğer taraftan değerli arkadaşlarım 2021 yılı içerisinde hasreten özellikle vurgulamış olduğumuz konuların başında gelen Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin temelinin atıldığını, altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü biliyorsunuz. Bunları zaman zaman sizlerle, değerli basın mensubu arkadaşlarımızla Ünye kamuoyuna duyurduk.
Aynı şekilde Ünye Havalimanı'nda yapılan üniversitemizin, fakültemizin temel attırılması ile ilgili de gerekli çalışmalar yapıldı ve devamında da Ünye Kültür Merkezimiz, Ünye Limanımızla ilgili çalışmalarımızı içeren ve Ünye Belediye'mizin de konkasör şantiyesini kapsayacak bir açılışı Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un da katılımlarıyla icra etmiş idik. Bu hizmet töreni açılışı ile ilgili de daha önce de konu olacağı şeklinde sizlerle paylaşımda bulunmuştuk. Ve hep şunu söyledik, dedik ki 2021 yılı içerisinde Ünye'nin bu 15 ile 40 yılını kapsayacak sorunların çözümü ile ilgili çok ciddi adımlar attık ve 2022 yılı içerisinde tüm hedefimiz Ünye Akkuş Niksar Yolu. Ünye Akkuş Niksar Yolu ile alakalı malumunuz olduğu üzere Adil Kara İsmail Yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın Ordu ziyaretinde bizzatihi kendisine fiili olarak bunu iletmiştik. Bunu sizlerle paylaştık. Aynı şekilde 2020 yılı içerisinde Tokat ve Ordu milletvekillerimizin de içerisinde bulunmuş olduğu bir komisyon bunu bizzat Adil Kara İsmailoğlu öncesindeki bakanımıza da iletmişlerdi. Yani bununla ilgili geçmişten geleceğe gerçekten çok ciddi bir çalışma yapıldı. Keza yapmış olduğumuz Ankara ziyaretlerinde Genel Başkan Vekilimize bunu defaatle söyledik. Genel Başkan Vekilimiz hatta en son Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza beraber çıkalım. Bu konu neyse Ünye ile ilgili beraber anlatalım diye bizlere ifade etmişti. Ve basınımızla da biz bunu paylaşmıştık. Gelmiş olduğumuz noktada bugün Ünye Akkuş Niksar Yolu ile ilgili çok ciddi bir mesafe kat edildiğini söyleyebilirim. Şunu söyleyeyim. 7-11-2021 ve 381 sayılı bakanlık oluru ile Cumhurbaşkanımızın onayı ile burası yatırım programından önce programın yatırıma ayrılması, bütçe ayrılması ile ilgili bir talimat verildi. Malumunuz olduğu üzere bakanlıklarda bütçe çalışmaları Kasım ayı içerisinde devam ediyor. Ve şu anda da yine bakanlıklarımızın merkezi yönetim bütçe çalışmaları meclisimizde devam ediyor. Bu çalışmalar bittikten sonra bakanlıklara ayrılmış olan paylar üzerinden 2022 yılının Ocak sonu veya Şubat sonunda yatırım programı açıklanacak. Bu çalışmalar tabii ki öncesinde yapıldı. 10 gün önce bahsetmiş olduğum şekliyle Ünye Akkuş Niksar yolunun mevcut yolu, biz hep mevcut yolun karayolu standartlarına getirilmesiyle ilgili mücadelemizi sürdürdük ve bunu her platformda söyledik. Bu şu demek değil, aşağıdaki dere yolu içerisindeki yol yapılmasın demek değil. Dereçeyi yolunun yapılmasıyla ilgili toplamda maliyetin 4 milyar civarında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunun içerisinde bulunmuş olduğumuz şartlarla çok kısa süre içerisinde gerçekleştiremeyeceğimizden hareketle mevcut ve aynı zamanda tarihi İpek yolu özelliği olan Ünye Akkuş Niksar yolumuzun karayolları standartlarına getirilmesiyle ilgili. Bu nedir? Tırmanma şeritlerinin yapıldığı, virajların ve aynı şekilde de oradaki dönemeçlerin düzenlendiği bir yol. Yaklaşık 400 milyon lira bir bedelle, yatırım programını alınmasını çok ciddi şekilde siyasetçilerimiz de, siyasi büyüklerimiz de ortaya koydu ve bunun sonucunu da inşallah alıyoruz. Bahsetmiş olduğum şekliyle buraya ödene Cumhurbaşkanımızın 7-11-2021 ve 381 sayılı makam oluruyla ayrıldı. Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ile bugün yine telefonla görüştüm. Hasreten sizlere olan selamını Ünye'li hemşehrilerimize, Ordu'lu hemşehrilerimize olan selamını iletmek isterim. Her zaman Ünye ile ilgili olsun, bölgemizle ilgili olsun sorunların çözümü noktasında işlerin başından sonuna kadar takipçisi oldular. Aynı şekilde Ünye Akkuş Niksar yolunun da bizatihi takipçisi olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah 2021 yılı, 2022 yılı içerisindeki yatırım programında Ünye Akkuş Niksar yolu olacak arkadaşlar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla yaklaşık 10 gün önce bu artık bakanlığımızın merkezi bütçe çalışmaları kapsamında uygulamaya alınacak, programa konulacak. Bu safahatten sonra hasreten de sizlerin bildiği üzere Ünye'de hep birlikte gerçekten çok güzel çalışmalara ev sahipliği yaptığımızı da ifade etmek isterim. Çünkü
gerek organize sanayi bölgesi olsun, gerek kültür merkezi olsun, gerek üniversite olsun ve limanla ilgili çalışmalar olsun, bu dönemde uyumlu çalışmamızla gazetecilerimizin ve Ünye'li hemşehrilerimizin desteğiyle artık mührü vurulmuştur. Ünye Akkuş Niksar yolu bir birlikteliğin sonucudur. Ünye Akkuş Niksar yolu beraberliğin bir neticesidir. İnşallah bu önümüzdeki süreç içerisinde Ünye ile ilgili artık dillere plasenk olan bu sorunlar konuşulmayacaktır. Bizler bu hizmetlerin takibi noktasında başkanlarımızla, teşkilatımızla hep birlikte gayret edeceğiz. Çünkü bizler AK Parti teşkilatı olarak bu millete hizmet etmenin hakka hizmet olduğu şiarıyla hareket eden bir teşkilatız. Bu duygu ve düşüncelerle ben tekrardan Ünye Akkuş Niksar yolumuzun 2022 yılındaki programa alınması öncesindeki Cumhurbaşkanımızın bahsetmiş olduğum sayı ve tarihi onayı ile bütçe ayrılmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Ünye'miz artık muasır bir medeniyet, ihtiyaçların giderildiği, sosyal manada vatandaşımızın, hemşehrilerimizin, kadının, erkeğin, gencin her türlü ihtiyacının karşılandığı bir mekan olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için inşallah yapmış olduğumuz hizmetler hayırlara vesile olsun.